Senin yavrun kaç yaşında oldu? Bir tanesi 10 aylık kızımız, diğer kızımız da 4,5 yaşında. 4,5. Onunla ilgili bir şeylerden dolayı mı sen bu şeye yönelmiştin? Evet. Ne olmuştu? Orada bir unuttum hafızanı. İlk önce ilk kızımda ben gebelik kolestazı yaşamıştım. Rahimde bir problem ortaya çıkıyor. Karaciğer enzimlerini etkiliyor ve karaciğer enzimleri yükselerek kana asit karışıyor. Kana asit karışınca bizim enzimler yükseldiğinden dolayı çok kaşıntı yapıyor. Dolayısıyla bebeği kaybetme riskimiz vardı. Erken doğum yapmıştım ilk kızımda. İkinci hamileliğinde de bunu yaşayacaksın demişti doktorlar. Ve biz bu durumları değiştirip yaşamadık. Yaşamadınız ve yani hakikaten orada bir sıkıntılar yaşıyor. Bayağı bir mücadeleler veriyor. Evet. Evet. Yani bilinç altında o korkuları aslında oradaki benim kayıtlarım annelikle ilgili kayıtlarmış. Yani ben anneliğe hazır değilim. Anne olmayı hak etmiyorum. Annelik bir görevdir. İşte 3 saatte bir onu emzirmem gerekiyor. Koşulsuz sevgiyle yaşamadığım için çocuk da bunu hissediyor. Ve aslında dünyaya gelmeyi bile seçmeyebiliyor o çocuk. Yani düşük olduğunda derin konular. Bazen annelerin duygularından dolayı istenmeyen bebekler bazen düşük riskine maruz kalıyor zaten. Evet, hamilelik sırasında da hani derler hani çocuk etkilenir. İşte şiddet, evin içinde kavga, onun için böyle derler ki hamileyken işte güzel müzikler dinleyin, sakin geçirin, temiz havaya çıkın. Bütün bunların bir nedeni var. Peki genetikten gelen anne karnında oluşan hastalıklarda da böyle iyileşmeler olabiliyor mu bu teknikle? Evet, yani zaten bu benim yaşamış olduğum gebelik kolestazı da bir nevi genetik rahatsızlık olarak doktorlar tarafından bana söylenmişti. Ve bu durumu bütün hamileliklerinde yaşayacaksın. Bundan kurtuluş yok çünkü rahmin şekil ve yapısı gereği bunu yaşamak zorunda olduğumu söylediler. Dolayısıyla biz ikinci çocukta mesela bu teta tekniğiyle hücrelerimize hamilelik hissini yükledik. Koşulsuz sevgiyle bu hissi yüklediğiniz zaman hücrelere bunu titreşimi değiştiriyorsunuz. Bu bir çalışma yani. Evet. Yani beyin telkinler. Beyin dalgalarına olumlu telkinler vererek hücrelere bu kaydı yerleştiriyorsunuz. Evet, insan bazen bazı şeyi bilse bile hani ben çocuğa iyi dalgalar göndereyim deseniz de o olmuyor yani bir yardımla bunu ancak. Evet, çünkü teta frekansına geçmek ancak profesyonel olması gerekiyor. Kişinin çünkü bunu bilinçli düzeyde biz yapamıyoruz. Hadi şimdi işte çok güzel bir anne oluyorum ben ya da işte anne olmayı hak ediyorum. Sözle söylediğimiz şeyin etkisi bize %30-%40. Ama beyin dalga frekansını teta'ya geçirdiğinizde direkt yaratımın frekansını ortaya çıkartıyorsunuz. Evet, şimdi değersizlik duygusundan bahsedeceğim. Burada da aslında çok toplumumuzda ve dünya toplumunda da olan bir şey. O değersiz hissetme, hani diyoruz ya kendinizi iyi hissedin, değerli hissedin. Evet. Bu duygu nedir? Nasıl oluşur? Ve burada nasıl bir fayda sağlıyor bize? Burada zaten kadınların yaşadığı en büyük duygudur bu. Türk toplumunda da bu çok ortada. Bu da yine anne karnına dayanıyor aslında. Anne hamileyken kendini nasıl hissediyor? Değerli mi, değersiz mi? Ona nasıl davranılıyor? Etrafındaki kişilerden nasıl tepki görüyor? Bunlara gidip bakmak lazım. Bazen de kişiler doğduktan sonra ilk 6 yaşa kadar, çok önemli demiştik ya, o ilk 6 yaşa kadar mesela çocuklar bir şeyler ister. İşte bisiklet ister, ne bileyim oyuncak ister. Ama siz ona söz verip de almıyorsanız orada bir değersizlik duygusu ortaya çıkıyor. Yani anne babaya burada aslında iş düşüyor. Siz çocuklarınıza sözünüzü tutmanız gerekiyor. Tabii. Ya hiç alamayacağınızı ona güzel bir dille söylemek gerekiyor ya da eğer kesin söz verdiyseniz mutlaka onu yerine getirmek gerekiyor. Yani her şey şu çocukluğa geliyor, dayanıyor. Evet. Gerçekten çok önemli. Çocuklarımıza davranışımız, söylediğimiz, bilinçli ya da bilinçsiz bir şey yapıyoruz. O onun bütün hayatında bir etki sağlıyor.